İyi akşamlar arkadaşlar. 20 Ocak akşam 20 Ocak diyoruz ama Muhammed 20 Şubat. 20 Şubat akşamından hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güncel konulara değineceğiz. Yani tamamen güncel konular, güncel mevzular ağırlık demezler mi hoca? Madem güncel mevzulardan bahsedeceksin, niye Ocak dedin diye. Ya insana hata yapar. Bizim için önemli yani. Bir gündü. Evet, evet. Neyse o videoyu uzatmayalım. Yalnız girişi nereden yapacağım? Girişi Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun Son Tanrılık kitabından bir alıntıyla röportajıyla güncel evet. Konulara merak edenler de işin ucunda hep hatunlar var. Hatunlar deyince akan sular duruyor. Biliyorsunuz biz evet. Türkler eğer biri Türkiye deseydi ki ayda bir kadın var. Kadınlar oraya önce biz çıkardık. Amerika'dan önce biz çıkardık evet. Tabii yürüyerek çıkardık vallahi iyi lan gücü. Şimdi Temel Başkan'a Temel Başkan lise yıllarını Kayseri'de geçiriyor. Soruyorlar. Önce onun sorusundan orada bir olay var. Oradan bağlantı yapacağım. Dağcılık diyor röportajı yapan kişi. Soruyor Temel Başkan'a nereden? Manchester'dan mı diyor. Temel Başkan, hayır, Kayseri'de Erciyes'e tırmandım. Hani anlattım ya, 5-6 yaşlarında develerde otururken en büyük hayalim Erciyes'e çıkıp dağın ucundaki o bulutları patlatmaktı. 5-6 yaşındayken, çocukken Erciyes'e çıkıp bulutları parmağıyla patlatacakmış. İşte 1963 yılında staj için Türkiye'ye geldiğimde o hayalimi gerçekleştirdim. Kayseri Sümerbank fabrikasında stajımı yaparken Erciyes'e tırmandım. Biz de çıktık ama Erciyes'in zirvesine çıkmamıştık. Sadece zirveye yakın noktada gidip bir de kahvaltı yaptık. Soruyor adam, röportajı yapan şahıs kimmiş? Mustafa Yılmaz. Tek başınıza mı tırman? Hayır diyor. O zaman Kayseri'deki fabrikaya staj için gelen iki Alman, bir Belçikalı vardı. Bak kendisi Sümerbank fabrikasında staj yapıyor. Bir de yine kendi gibi staj için geçen iki Alman, bir Belçikalı, bir de İspanyol vardı. Yani iki Alman, bir Belçikalı, bir İspanyol. Bir de Temel eksik yani. Tabii dil problemi olmadığı için arkadaş olmuştuk. Temel Başkan hani biliyorsun İngiltere'deki mevzusunu. Erciyes o mehabetiyle her gün karşımızda, tırmanabilir miyiz falan diye aramızda konuşuyoruz. Genelde bir okula dair bir işletmeye genç öğretmenler, genç memurlar atanınca ilk hedefleri o bölgeyi gezmek, en yüksek yerlere çıkmak. Biz Muş'a göreve başladığımızda da böyle oldu. Muşlu'ya soru, şu dağlara çıktınız mı? Adam 50-60 yaşına gelmiş. %95'i diyor, yok hocam biz çıkmadık. Zaten orada niye çıkalım diyor. Yani bugün yani? Ya bir gün çıkarız diye yaşıyor ama gelişiyor, geliyor, ölüm geliyor, gene adam öyle. Ama dışarıdan gelen kişi her yeri öğrenmek istiyor. Evet. Dış gözlemcinin farkı. Tabii konumuz o değil. Bak konumuz enteresan noktada gidecek. Nihayet tırmanalım diye karar verdik. Yalnız dağa nasıl tırmanılır kimse bilmiyor. Dağcılık kulübüne gidip biz Erciyes'e tırmanmak istiyoruz. Bak dağcılık kulübüne gidiyorlar. Erciyes'e tırmanmak istediklerini söylüyorlar. Üçü Avrupalı, bir de Temel Başkan. O da yani bize pek itibar etmediler. Başlarından savdılar. Bak dağcılık kulübü ne yardımcı oluyorlar ne bir şey yapıyorlar. İlgilenmiyorlar. O da benim eski lise arkadaşlarımdan birisi vardı orada. Sporla ilgilenen. Dağcılık kulübünde lise arkadaşlarım biri vardı. Sporla ilgilenen. Ona gittik. Bazı tavsiyelerde bulundu. Sonrasında Almanlarla İspanyol vazgeçti. İki Almanla İspanyol vazgeçmiş. Galiba biraz korktular. Biz Belçikalı ile kararlıyız. İman gücüyle çıkacaklar bunu. Bunun üzerine bir halat aldık. Halat. Bir postal aldık. Sırtımıza giymek için bir şeyler çıktık yola. Tekir Yaylası'nda dağcıların kullandığı küçük bir kulübe vardı. Tekir Yaylası'na. Biz arabayla çıktık Erciyes'in belli noktasına. Bunlar yürüyerek çıkmış. Tabii. Ya. Tekir Yaylası'nda dağcılar kullansın diye bir kulübe vardı. Oraya kadar yürüdük 5-6 kilometre.
Ama kulübedeki yataklar toz toprak. Pislik içinde. Biraz dinlenelim diye uzandık. Hep böyle hani dağlar böyle oksijen manyağı olursun. Hani yukarı çıkıp alışmak oksijen lazım, azalıyor evet. Ya. Ve uzandığın yerde de uyursun. Uyur. Hatırlıyorum sen 2,5 kilometre çıktığımızda işte Bakırtepe'ye sen biraz garip olmuştun böyle. Biraz mı? Bayağı garip. Ben inerken sıkıntı çıktı bende. Çıkarken hiç çıkmadı bende sıkıntı. Ama basınç değişimi. Şimdi yine diyorum biraz dinlenelim diye uzandık. Uzandığı anda uyuyacak bunlar. Gece yarısı bir gürültü koptu. Çığımı düşmüş. Ana, gece yarısı gürültü koptu. Bir de gece. Vay. Bir uyandık ki bir sürü yabancı kız erkek toplanmış oraya. Bunlar Türkiye'ye dolaşıyorlarmış. Erciyes'e tırmanmak istemişler. Bizi dikkate almayan dağcılık kulübü bunlara hiç hayır dememiş. Vay 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 vay. Çıtır çıtır kızlar gelmiş. Değil mi? Kızlar varken saplarla kim uğraşacak? Biz bozulduk tabii. Hani biz gündüz çıkalım diyoruz. Bunlar bile gece gelmişler. Bak bak bak. Gece bir de ateşler yakılacak. Şarkılar, türküler değil mi? Havada karada gece gündüz. Konaklanacak. Hayır, bu da gruba katıldık. Hani nasıl çıkılacağını bilmiyor ya. Bu vesileyle bir şekilde gruba da dahil olmuşlar. Hani kaynağı yapmışlar. Şimdi mesele bu. Temel Başkan'ın da bu olayları çok doğal anlatması, işte röportaj olması. Halbuki bir basından çıksa veyahut da partinin şeyinden çıksa bu kadar rahat biz bunları bilmeyiz. Bizim bildiğimiz herkesin yaşadığı şey. Şimdi bugünlerde Muhammed neler var? Kamuoyunda son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden burs alan. Ulan ne burs ulan? Onların aldığı bursa ben en lüks arabayı alırım ya. En yüksek. Şimdi trilyonlar bahsediliyor. Al altına Passat çekersin ya. Ama enteresandır bak. 3 tane bayan ismi. 3'ü de AK Parti milletvekili. Temelde en çok hani sosyal medyada ve televizyon. Ravza Kavakçı. Meşhur Merve Kavakçı'nın. Kardeşi mi? Öyle diyeyim. Fatma Betül Sayan Kaya. Meşhur. Bak Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönemleri. Rabia İlhan. Enteresandır bak. Abi bir şey sorabilir miyim? Bunlara Erdoğan zamanında burs mu verilmiş acaba? Erdoğan zamanında olmayabilir. Erdoğan o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ama aynı bugünkü Ekrem İmamoğlu gibi denetlemelere tabi. En ufak açıklara mesela bugün Ekrem'e soluk aldırmıyorlar. Niye? En ufak bir yanlış yapsa çökecekler. Yani adam balıkçıda efendime söyleyeyim balık yedi diye mevzu çıkıyor. Ya bak Kılıçdaroğlu'na atletle kahvaltıda yakalandı diye. Erzurum'a gitti. Evet, evet. Kayak merkezine gitti diye. İki hafta haberlerden düşmedi adam. Enteresan bizim bu iki temin Erzurumlar da eleştiriyor. Dedim ya siz nasıl Erzurumlusunuz ya? Sizin kayak merkezine gitmiş esnafınız para kazanacak. Siz para kazanasınız diye. Sırf militan oldukları için, sırf bir cemaatin mensupları oldukları için Ekrem'i eleştiriyor. Oğlum siz kazanırsınız diye. Erzurum esnafı kazansın diye. Ya hemşerileriniz kazanıyor. Kötü bir ya şey mi? Türkiye'nin ya? Her hafta bir yerinde bir felaket oluyor. Geçen hafta Isparta'da rehin kalındı. Ondan önce Antep'te. Sonra İstanbul Havalimanı'nda. Yani bir yere sel geliyor. Bir yere yağmur yağıyor. Öbür yere ya deprem koskoca oluyor. Koskoca bir ilde birkaç gün iletişimimiz kesildi. Böyle bir şey olabiliyor ya. Ya şimdi bak. Ama enteresandı. Burslar hep böyle bayanlara çıkıyor. Hayırdır ya? Acaba yani. Ha bu kaymakamlık yardımları, belediye yardımları, efendime söyleyeyim bilmem ne vakfının, cemaatin yardımları ya dul kadınlara çıkıyor ya güzel kızlara veriyorsunuz. Hayırdır? Yani biz şeyimizden utanacak mıyız arkadaş ya? Yani erkeklerin günahı ne ya? Neydi bu suç? Neydi bu erkeklerin suçu değil mi? Yani biz de hani geçmiş zamanda Küçükçekmece Kaymakamlığı'na gittik şey için dershane açacağız diye. Avrupa Birliği'nin verdiği para. Kendi parası da değil. Avrupa Birliği insanlar kalkınsın diye geri ödemesiz. Ha pardon özür dilerim. Geri ödemeli veriyor. Bana veriyor parayı. 3-5 yıl sonra geri alacak. Bu parayı ben alamadım ya. Yani ama dul bir kadın oldu mu? Bir kız oldu mu? Değirmenci dayılarını silkeliyorlar. Enteresan bir şey. Bak Temel Başkan anlatıyor. Sana yok diyorlar ya.
Hatunları matunları gördüm, onlara yok demiyorlar. Oo, nasıl yok? Şimdi şöyle söyleyeyim. Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Muhammed, bak şimdi Hakan Marmara benim amcaoğlu matematik öğretmeni, bunları yaşadı ama susuyorlar. Hakkı gizliyorlar. Şimdi ben 97 senesinden bahsediyorum. 97 senesinde üniversite, İstanbul Üniversitesi okuyorum. Hakan bizim birkaç yıl altımızda ama ben tabii gecikmeli okuduğum için onlar yavaş yavaş beni yakalıyorlardı. Tabii onlar o Marmara Üniversitesi'nde okuyor. Bakın o Marmara Üniversitesi'nde okuyor. Ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. İkimiz de burs için başvuruyoruz. Belediyenin bursu. Hani burs dediysek bugünkü parayla pantolon alırsın, yanına bir ayakkabı alırsın. Yani bitti. 300-500 bir şey işte. Bitti. Yani öyle bir araba, Mercedes, BMW alacak, lüks araba alacak, trilyonluk doktoralar bahanesiyle burslar değil. En fazla kitap kalem. Şimdi bu belediyenin... Bir şey ekleyebilir miyim ben? Buyurun. Şimdi bir bilim programında Celal Şengör'e böyle bayağı saçma sapan şey suçlamalar yönelten bir adam, bundan 90'larda. Kaç yaşında o adam? O zaman 20'li yaşlarındaydı. 20'li yaşlarındaki bir adamın, bir çocuğun bir profesörle seviyesinde değil ki. Ona bak, karşındaki adam kim? Ancak öğrenmek için sorarsın. Puşluk yapmak için soramazsın. Çakallığına soramazsın. Anladın ya mı? Ya haberini aldım. Adam şu anda troll bunlar ya. Da İngiltere'ye bak, ilahiyat okumuş adam, burs almış. Yani doktora için İngiltere'ye gitmiş binlerce dolara. Ben olay için konuşmuyorum. Genel olarak konuşuyorum. Ya örnekleri çok vardı. Ya senle zihniyeti farklı diye, efendime söyleyeyim, senle görüşü, siyasi görüşü farklı diye, ha gel duruşuna bir tuzak düşüyor. Oğlum sen onun çapında değilsin ya. Sen onunla senin aranda seviye farkı var. Çok yani var. Sadece Celal Hoca değil, bu ilahiyatçı birisi de olabilir. Yani edepsizlik yapacak, çakallık yapacak. Neyse. Şimdi şöyle, Muhammed, Hakan'la biz aynı anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk. Aynı toplağın insanlarıyız. Aynı dedenin, nenenin çocuklarıyız, evet. Torunlarıyız. Hakan iki kardeş. Hakan'la kız kardeşi var biliyorsun. İki kardeş. Biz dört kardeşiz. Hakanlarda iki daire var. Bizim evimiz bir tane, bu da burası. Yani Hakanların hem Gebze'deki var, bir İnönü Mahallesi'ndeki var. İkisi de depreme dayanıklı Nizami. Bizimkisi biliyorsun şey, arsa tapulu, uyduruk deniz kumlu yer. Bak, artı Hakan'ın babası Kıbrıs gazisi maaşı alıyor. Yani Kıbrıs gazisi deyince ayağı sadece Kıbrıs harekatında indirme tugayında vurulmuş ama Kıbrıs'a inme harekatına katılmamış. Ona sıra gelmeden savaş bitmiş. Yani ihtiyat birliklerinden herhangi bir uzuv kavga veya çatışma gibi Kıbrıs'tan maaş alıyor. İki çocuk, iki ev. Benim babam işçi. Dört çocuk. Bir tane ev var, o da uyduruk, gece kondu tipli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ona bursu verdi, bana vermedi. Ben hiçbir şey söylemedim. O gün yani Erdoğan, ben kimse, yalnız Hakan bana şunu söyledi. Abi dedi, ben dedi burs alırken dedi yanımda dedi 20 mi tam hatırlamıyorum 20 veya 40 kişiyi dedi. Gitmiş Çayırova, Gebze Çayırova teşkilatından, o zamanki Refah Partisi'ni vesaire kullanarak kendi yanında 20-30 kişiye de belediyeden burs aldırıyor. Oo. Hak edip hak etmediğine bakmıyor. Bizden mi değil mi? Ya şu 1,5 trilyon burs verdiklerinizden birisi Kürt milliyetçisi çıksın ya. Bunlardan bir kere de birisi farklı görüşçü çıksın ya. Seküler çıksın ya. Bir kerisi de laikçi çıksın ya. Aynı Esenyurt Belediye Başkanı, biz onun videosunu yapmıştık 1,5 sene önce. Necmi Kadıoğlu iki tane kıza, abi ne kadar seviyorsun, kıza hesap numarası yok mu, IBAN'ı yok mu? Siz odanıza çağırıp şapur şupur alt dudak üst dudak, siz kızlara burs veriyorsunuz abi. Yine sen bilmiyorsun oğlum. Turhal Belediye Başkanı'nın yardımcısı Tokat'ta üniversite öğrencisi kızı vurdu ya, öldürdü kızı. Kız bunu silkeledi Bursa ayağına. Parayı da tokatladı. Ondan sonra yol vereyim dedi. Bununkini zoruna git. Hatta o dönem Turhal Belediye Başkanımız Ali Gözen'in de o olay esnasında orada olduğu Turhal'da konuşuluyor. Ben defadan duydum. Şu anki belediye başkanı iki dönemdir Yılmaz Bekler. Tarih öğretmeni benim arkadaşım ya. Anadolu Gençlik Dergisi'nden
Turbaz şubesinden arkadaşım benim ya. Beraber çalıştık biz bunlarla. Hatta Ali Gözen'in, Tural Belediye Başkanı dönemin Ali Gözen'in yardımcısı, ünlü bir turizm firması, otobüs firmasından Feridun Bey, benim dayımın arkadaşı ya. Yakın köylüyüz. Biz tekke köylüyüz. Onlar bizim komşu köyümüzden. Bunun, yani bu olaylar için hep de bayanlara, kızlara ne kadar çok burs verme seviyorsunuz ya. Ayrı bir ilgi var onlara ya. Ünlü bir, çok büyük bir partinin genel başkanı uç kuruna hakim olup olamadı gitti bak. Ondan sonra kasetle geldi kaset. Ya bir Allah'ın kulu demiyor ki kardeşim şu uç kurunuza hakim olun. Yapıyorsun arkasında dur. Allah bu Türk milleti yani kardeşim yapıyorsun arkasında dur. Duramıyorsun yapma. Azıcık şimdi bir şey söyleyeyim. Bunu da şey kur. Bu Necmi Kadıoğlu olayını biz 1,5 sene önce yani başka bir meseleden gündeme getirdik. Ne zaman Sedat Peker de konuşunca tekrar şey oldu. Şimdi bizim Hakan Marmara benim amcaoğlu bak bu videoları seyrediyor. Beni de takip ediyor. Sırf parti teşkilatından diye ben kimseye gitmedim. Allah'tan başkasını rukiye etmedim ya. Biz bir kere İyyâke nâbüdü dedik. Bir kere İyyâke nestaîn dedik. Ne parti koyduk ne cemaat koyduk ya. Biri çıksın desin ki ya hoca sen 10 lira araya torpil koydurdun. Biz Allah'tan başkasına eğilmeyiz kardeşim. Sizin taptıklarınızla bizim taptığımız arasında fark var. Şimdi o hiç konuşmuyorlar, hiç bahsetmiyorlar. Hatta o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursla beraber Necip Fazıl'ın Çilem kitabını hediye ediyor. Bir dakika ya. Çilem miydi neydi? Şiir kitabı var Necip Fazıl'ın. Onu da hediye olarak veriyordu. Bak onları hatırlıyorum. Yani şimdi bakıyorum ya 1,5 trilyon, 1 trilyon burs nedir arkadaş ya? Bu parayı alan adam zaten o parayla evi lüks bir ev alırsın. 5-6 bin liraya kiraya verirsin yürür gidersin ya. Ulan doktor 20 sene çalışsa o maaşı biriktiremez ya. Ya herhangi bir bürokrat, hakim, savcı ne kadar çalışsa çalışsın biriktiremez. Her işte bir hayır vardır ya bak. Diyorlar ya o Şevki Yılmaz. Biz diyor hazine dedi ki bu paraları, kalan dolarları, altınları bu hırsızlara mı? Ya Şevki. Hayırdır? Hırsız dediğin zaman bir bak bakayım içinde bulunduğun camdan fanusta dışarı taş atıyorsun. Yani Allah'tan Ekrem İmamoğlu'na geçti bunlar da İstanbul ana biz de diyoruz ki Erdoğan bunların bir de Rabia İlhan Rabia da yapan yok bugünlerde Rabia da yalan oldu. Hiç Mursi, Sisi, İhvancıları da sattılar. İşlerine gelmeyince gidiyor öyle. Teşekkür ederim Muhammed.